vatanımız, bura bizim memleketimiz, bizim dağlarımıza dokunmasın, ormanlarımıza dokunmasın. Cumhuriyeti olursa problemler yedir. Ama İngiltere'ye verecek bir yerimiz, bir toprağımız yok. Şu anda Sındırgı Belediyesi'nin Yusuf Çameli Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Zenit Madenciliğin Halk İlişkiler Müdürü var. Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız? Mustafa Coşkun kuzum. Jeoloji mühendisiyim. 30 yılı geçti meslek hayatım. Son 12 yılımı bu şirketin kuruluşundan itibaren Halk İlişkiler Müdürlüğü yaparak sürdürüyorum. Sındırgı'da kurulduğu günden beri görev yapan bir elemanım. Ama bu görüşlerinizi tabii ki iletebilirsiniz ama şu an uzatın mikrofonu. Burada uzatın arkadaşımız hanımefendi Osman köylü vatandaşa sorsun. Yapacak. Yapacak. Kendileri söyledi. Ben çağırmadım onları. Coğrafik konumla kaydedildiğini, aktığını biliyor musunuz? Siyanürlü suyun toprağa girdiğiniz coğrafi konumla kaydedildiğini biliyor musunuz? Hepsini sunuldu. Sunuldu ama devam ediyorsunuz. Patlatmayla ilgili çıkan suları bekleme havuzlarında bekletmeden, tortusunu indirtmeden baraja saldığınızı biliyor musunuz? Coğrafi konumla bunların keşfedildiğini, kamera çekildiğini biliyor musunuz? Varsa değerlendirilir. Bunlar benim görüntüsü hazır. Tamam, gerektiğinde çıkacak bunlar. Tamam, çıksın zaten. Ama burada çıkması köye doğru yaklaşıp da bu kadar insanı da rahatsız artık edemezsiniz. Tamam, belli bölgede işinizi yapacaksınız. Evet. Ama artık yaklaşmayacaksınız. Yaklaşılmayacak. Kimseden zaten habersiz şu üst tarafta bütün köylünün suyunu çıktığı artezyenler orada kazamayacaksınız. Projede kapasite artışı ne demek? Havuzun yükseltilmesi demek, lütfen. Daha çok alanı, tamam. Daha çok alanı da eşmek demek, lütfen. Toprağı işlemek demek. Lütfen. Doğru mu? Lütfen sunumu dediklerim bekleyin. Doğru mu? Hayır, değil. Lütfen şu resmi anda sunumu bekleyin, izleyin. Hayır. Siz şu anda havuzu yükseltmeyecek misiniz? Bu ne demek? Kapasitenin artışı demek. Lütfen. Bu ne demek? Toprağın genişlemesi demek. Lütfen şu resmi anda, sunumu şu bekleyin. Şu anda siz İngilizlerin buraya geldiği gibi onların işlerini yapmak için bu halkla karşı karşıya gelmeyin. Geliyorsunuz. Yani. İnsanlara burada maaşı artsın, konuşalım. Toprağını taşımak için konuşalım. Birileri sizden bir şey bekliyor. Siz onun 100 katını kazanmadan buradan çıkmazsınız. Sizinle, sizin de işte bu Kolombiya gömleği giyersiniz siz burada. Elinizi bak, çeker misiniz? Bak, kimde var Kolombiya gömleği? Bakın, Kolombiya gömleği kimde giyiyor? Gösterin. Şu Kolombiya gömleği kim giyiyor? Merhaba, ismim Engin Erkan. Çınar Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği olarak görev yapıyorum. Bugün burada Zenit Madencilik tarafından planlanan Kızıltepe Projesi'nin kapasite artışı altın katılımı ve bilgilendirilmesi toplantısında sunum ben gerçekleştireceğim. Bugün neden buradayız, bu toplantı neden yapılıyor? Bu toplantı Kızıltepe Altın ve Gümüş Maden İşletmesi ve Atık Depolama Tesisi kapasite artışı projesi hakkında sizlerle halkı bilgilendirmek, bu proje kapsamında yapılacak çevresel etkileri değerlendireceğimiz raporda hangi çalışmaların yapılacağı, sizlerin görüş önerilerinize göre neleri değerlendirmemiz gerektiğini dinlemek için buradayız. Patlatmalar acı olacak için azıcık olacak madenciliğiyle masalları geç! Gümüş üretimi gerçekleştirmekte. Bu üretiler altın ve gümüş ekonomik değeri yüksek olduğu için ülkemize kazandırdı. Katma değer vermesi ve diğer bölge kazandırdığı şeylerle etkiliyor. Projenin kapasitesiyle beraber halkamızı da söyle. Ne oldu şeyde? Başka söyle. Çok söyleme. Çok söyleme. Hiç toprağını buraya getireceğiz diye halka söyleyin. Hadi. Evet. Masalları geçtirelim. Ondan sonra masalları geçtirelim. Sıma'nın pis toprağını neden buraya getirecek? Hepinizin, onu söyleyin. Bakın hepinizin. Hayır, size o cevap verecek. Masalları geçtirelim. Pis alacak. Ama sakin olun. Öncelikli olarak projeyi bir dinleyelim. Burada tabii ki sizin değerli görüşlerinizi alın. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu söyleyin hadi. Öncelikli olarak gelmeyecek mi? 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 Gelmeyecek mi?
Biz projeyi biliyoruz. 8 yıllık kandırılmamızın karşılığıdır bu. Biz seni bırak istemiyoruz. Abla nerelisin sen? Yapmak istemiyor kısaca. Bu madeni istemiyorlar. Niye zorlaşıyorlar? Ölüm nereye gömülecek? Nereye? Nereye? Cevap ver. Gidebilirsiniz. İkna etmek istiyorsanız defolun. Yolcu Pınar, Çotürtepe'de yapabilirsiniz projeyi. Burada okuyabilirsiniz. Burada okuma yok. Burada kendi yok. Kendi vatanında, kendi memleketinde yap. Tamam mı? İstemiyorum. Senin köy sağlam kuruyor. Depon göçtü. Ben istemiyorum. Domates yetişecek burada. Bu domates burada yetişecek. Kapasite artışı istemiyoruz. Simav'ın pis toprağı, siyanürlü toprağı buraya gelip arıtılmayacak. Yiyemezsiniz burada. Yeter artık. İnsanlara 3 kuruş falan hakkı ödemezsiniz burada. Masalları geçin. İsterse bir tane burada mühendis çalışsın. Siyanürün toprağa aktığını herkes biliyor. Burası Doğuşehir Sındırgı. Dünyada tek Doğuşehir olup da siyanürle maden işlenen tek yer burası. Manifestosu 40 doğal peynirli şehir burası. Doğuşehir ve siyanürle maden işleniyor burada. Siyanür hala da şu anda toprağa aktığıyla ilgili görüntüler hala coğrafi konuyla konumlanmış elimizde var. Bunları konuşun. Burada kaç tane mühendis çalışmış, bana ne onlardan ya? İsterse 1000 tane çalışsın. Beni ilgilendirmez. Konuşma kapasitesi ilgilendirmiyor bizi. Bunları söyleyin bize. Bu kadar toprak arıtılmış, 150 tane mühendis çalışıyor. Hanımefendi, müdahale ettirin, sunumunuzu yapın. Sunum yapamazsınız burada. Kararsız konumuz. Amacı ne? Bize bunları söyleyin hadi. Ben Gözümeti vatandaşıyım. Alan, bunu siz de yiyorsunuz. Bunu siz de yiyorsunuz. Suriye'de yok bu kadar jandarma, sınırda yok. Artış olmayacak. Kapasite artışı olmayacak. Sakin anlatın. Sakin anlatın. Şikayetlerimizi dilekçeye döküp bakanlar basın. Bakan yine çalışıyor. Sana mı çalışıyor? Vatandaşa mı çalışıyor? Sen İngilizce çalışıyorsun. Her zamanında burayı sattılar. Şimdi kapasite artışı istiyor. Dünyanın en büyük işletmeleri bile siyanür güvenliğini sağlayamıyorken burada hiç eğitimsiz insanlar mı sağlayacak bunu? Bir de kapasite artışı ama laf altında iş sözleşmesi. Söyleyin köylü duysun. Mühendis çalışıyormuş, bize ne ondan? Yapmasın ya. Ben açmıyorum. Bak domateslere bak domates. Sağ ol teyze, getirdin görsünler. İşte görün işte biz bunları. Neyse biz muhtacız. Sizin paranız olup da alabiliriz ama biz alamayız. Biz gariban insanlarız, alamayız. Doğru mu? Evet. Bizim sen şu anda maaşını yiyorsun. Alnın da secdeye gidiyor. Alnın secdeye gidiyor. Rahat mısın şurada? Bu kadar insanı rahat. Ablacığım rahat mısın? Bak burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Sen şu anda İngiliz'in parasını yiyorsun işte. Rahat mısın şu anda? Ha? Devletin maaşını mı alıyorsun, İngiliz'in maaşını mı alıyorsun? Önce buna karar versen. Ondan sonra Allah ağzınıza alıyorsunuz. Milleti kandırıyorsunuz. Olur olsa insanda. Hadi. Hala dikiniz. Come on.
İstediğiniz yerden çıkabilirsiniz, hava açık. Bir an önce terk edin gidin. İstenmeyen yerde insan durmaz zaten. Devam edin, geriye döneceğiz diye uğraşın. Hadi beni aramadın. Hadi, hadi, hadi. İmiriyor. Ne, ne ya? Ne, ne yapacağız, ne yapacağız? Ne? Allah'ım. Ya sana ne oluyor ya? Sana ne bağırıyorum ben? Son düğmeye bakıyorum. Yaşamıyorum. Ama hiçbir milletin kendi toprağını altın madeni için sattığını görmedim. Bunlar ne yapıyorlar? Yok siyanürün zararı yok bilmem ne. Nereye yok? Dünyanın en büyük maden işletmeleri bile siyanür güvenliğini tam olarak sağlayamadığını söylüyor. Nerede sağlayacak? Hangi eğitimli insan var burada işlerinin başında? Bana bir söylesinler. Şimdi saha genişleteceklermiş. Saha genişletmek ne demek? Gene bizim üzerimize siyanürü salmak demek. Çıkmış. Siyanür zaten çok hızlı yayılmak. Gün pat, gün pat. Nibahçılarımızda bağ var, Nibahçılar. Her sene silah varmışına gitsine istemiyoruz. Motorunu götürsünler, ağzını götürsünler istemiyoruz. İstemiyoruz, istemiyoruz. Ama köylü vatandaş burada ekmek pişmek istiyor. Bir Kızıltepe'miz vardı, Kızıltepe'de gitmek üzere. Bu tarafı yediler. Gelsinler caminin önünde yapsınlar sondajı. Muhtar diye bir şey yok. Ben de petrol mühendisiyim. Bu işleri biz de yapıyoruz. 13 tane köye yıllık 300 bin dolar para dağıtıyoruz. Tamam mı? Bir kişi itiraz ettiği zaman olmaz. Ama 2009 yılında bu Coşkun Bey ilk chat raporunu aldığında dedi ki hayatım ilk kola chatini aldım. Bu kadar, bu kadar dedi, aptal bir köylü olamaz. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar aptal bir köy dediniz değil mi? Aptal köylü olandan. Benim bağışamda ne suyum var, ne selim var, bir şeyim yok. Ben burada bir yabancı insanım. Nereye gidebilirim? Biraz köy suyuyla suluyum diyorum. Muhtar geliyor kafayı suluyamazsın. Evet. Başkasına söyleme, ben bize söylüyorum. Suluyamazsın. Çağrıştırın, günahınıza çekin. Burada suy varsa boynum kıldan incedir. Yok bu abi, kuyruğa da hep yok. Burada çeşmeler var. Bak inan bir damlam suyu akıyorsa günahınızı alayım bak. Böyle mi çıkıyor? Böyle çıkıyor, evet. Bu böyle kendi böyle şartımızla kazan bir kuyudun, bu kadar suyu geliyor. Bu suyla ne olur? Ha? Yok yok. Kuzuyla ne olur? Yok oğlumuz yok. Bizim yok, köyde kuyu da yok. İşi de yok. Bizim ufak deprem olacak, bizim evler gider. Gider. Evler gidecek zaten. Gider. Girişte bizim ev var. Bunlar evler var. Şu mellede daha bizim maden ucuna yakın. Bir ufak hata olacak bizim iş evde, bizim evler gider. Benim ev katı, 3 katı ev. Gider. Her zaman şöyle torunlar falan korkusuna hemen diyeceğim. Aldın zaten bunu, hemen koşuyor. Halk madenden şikayetçi, siz neler söyleyeceksiniz? Biz daha şey artizan yapılmasını istemiyoruz. Köyümüzün suları kesildi. Daha, evet, aynen. Bu kadar. Daha da bu derinleşmesini istemiyoruz. Yani köyden tarafa gelip artizan yapılmasını istemiyoruz. Köyümüzün sulağını, görüntü kirliliği, bunlar yapılmasını istemiyoruz. Peki bunun için gerekli yerlere bildirim siz yaptınız mı? Hayır. Çetere bana onay vermiyor. Bu imzaladı neydi? Bir şey imzalatırsa. Ben imzalamadım dayım ya. Bu bir kağıt vardı yazdı. Rapor mu? Rapor mu? Neydi o? Toplantı yapılamadı demiş. Ha. Yazı yazmış. Ben de imzadan... Ben bilmiyoruz da biz bir şey imzalattık sana da. Hayır, imzalamadım diyeyim. Seni çağırdı, bilmiyorum. Çağırdılar da. Ha. Toplantı yapılamadı, hani dağıldı ya. Ha. Başladı, toplantı yapılamadı. Biz vermedik de seni çağırdılar. Ha, çağırdılar da imza için çağırmışlar. Bunu imzalattık. Olmadı diye chat raporunu imzalattılar. Hayır ya, imzalamadım diyorsun. İmza. Valla okumadan imza atma. Yok da okusam da okumasam da imza atmadım diyorsun. Ha. Ben tamam. De imza atmıyorum da dedim. İmzalatırlarsa bundan sonra okumadan bir şey. Ben atmıyorum dedim. Tamam. Bu gördüğünüz nokta Yusufça mı? Burası Kızılçam Ormanı'yla çevriliydi bir zamanlar. 40 yaşında birisi olarak buranın halka verdiği ekonomik değerlerin farkındayız biz. Buradan insanlar kışlık yakacaklarını karşılarlardı. Buranın melkisi derler. Kimi yerde çindar derler. Bir mantar türü var. Onu toplarlardı. Halk böyle geçimlerini sağlardı burası. Ve bugün böyle bir şey yok artık. Karşısında gördüğünüz gibi pasa sahası. Önemli bir hayvan geçiş noktasıdır burası. Şu noktada bir çeşme var. Gördüğünüz noktada. Bu çok meşhur bir çeşmedir. Kırmızı Pınar derler buraya. Burada bu suyun tadını bilen buradan her gece 11'de İstanbul otobüs geçer.
Bu suyun süt tadını bilenler buradan su götürürlerdi İstanbul'a. 40 yaşında birisi olarak söylüyorum ben size bunu. Yani yerel halktan bunun sağlaması yapılabilir. Şimdi bunlar bu yolun altından, bu D240 karayolu eski hali orası. Gördüğünüz gibi devletin yapmış olduğu yol orası. Onlar o işletmeyi yaptığı için onlar buranın pasasıyla burayı doldurdular. Bu yol sonradan yapma. İleride aynı istikametine giriyor. Şu kamyonun geldiği yerde aynı istikametine giriyor zaten. Ondan sonra buradan karşıya geçtiler. Burası anlattığım üzere yani birçok insanın yaşına yakın çam ormanı. Çok ciddi bir çam ormanı. Ve bu tarafa geçtiler artık. Gördüğünüz gibi direkt ormana giriyorlardı. Bu insanlar da akıllı insanlar sonuçta, yani gerizekalı insanlar değil. Bir tepkiyle maruz kalacaklarından dolayı böyle bir istikamete başvurdular muhtemelen. Ki bu sadece bu tehlikenin görünen yüzü. Bu Çaygören Barajı ciddi bir su tutma debisine sahip. Simav Çayı'nın üzerine kurulmuştur. Güney Marmara'ya can veren bir noktadır. Bu gördüğümüz maden şu anda bu Çaygören Barajı'na sadece 1 kilometre uzaklıktadır. Yani yürüyerek 15 dakikanızı alır ulaşabilmeniz. Burada afaki bir durum. Velev ki olmadı da velev ki oldu, bir sıkıntı çıkmış olsa, buraya en ufak bir sıkıntı sızmış olsa, ya ben kötü düşünmeye istemiyorum ama yani sizce ne olabilir? Bu Zenit Madenciliğe ait altın madenini genişletmek için görmüş olduğunuz yaklaşık 33-34 yıllık fıstık çamları. Yan tarafta da tohumluk çamlar var. Bunlar yaklaşık 6-7 tane ilde tohumluk çam olarak kullanılmaktadır. Şurada görmüş olduğunuz boru, sadece bir boru değil. Burada karotlu sondaj yapılmakta. Bu karotlu sondajla yaklaşık 70-90 metre arasında buradaki toprak harfiyatı yapıldıktan sonra burada altın damarı aranmaktadır. Bunun gibi bak KTP, Kızıltepe D6123, yani bu 23 numaralı kuyu. Bunun gibi buralarda onlarca kuyu var. Yine bu çam ağaçlarını kesecekler. Buradaki harfiyat toprağını arttıktan sonra az önce görmüş olduğunuz gibi o katman katman olan kıraç bir arazi verecekler bize.